Ben size bu soru bundan önceki iki programda da hafif böyle parantezden açarak yönelttim ama hani bugün artık daha kızışmış bir ortam var ve yedi müstesna aday var dediğim gibi. Hepiniz birbirinizden nasıl izah edeyim, nitelikli insanlarsınız ve birinizin diğerlerinden farkı yok. Allah yolunuzu açık etsin. Her gelen Teşekkür ederim. adayımıza da Sağ bu ol. cümleyi söylüyorum. Sağ ol. Ama insanlar bu yedi müstesna isim arasında niye size oy versin? Hadi buyurun bakalım buradan yakalım. Yani evet, güzel bir soru oldu. Neden versin? Neden Biz versin? de fikirlerimizle, projelerimizle, duruşumuzla, tavrımızla, mücadelemize oy versin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasal çizgisi belli. Hemen yakınımızda olan Karabük, Bartın belediyelerinin başarısı ortada. Ve maalesef Ereğli'mizde de Halil Bey'in son dönemi, biliyorsunuz sıkıntılı geçen bir dönem, işte kavgalarla, iş yerlerinin kapanmasıyla arkasına İşte iktidar partisinin Ereğli'ye biz hizmeti mevcut Halil Pospik'ten dolayı getiremiyoruz, mevcut belediye başkanından dolayı. Eğer merkezi hükümetin bölgeye hizmet etmesini istiyorsanız iktidar partisinden bir belediye başkanı seçerseniz ancak bu hizmetleri sunabiliriz diyerek 30 büyük çılgın proje hazırlayarak AK Parti biliyorsunuz belediye kazanmıştı. Fakat bir hüsranla, şu anda gelinen nokta bir hüsranla bu noktaya geldi. Yani Ereğli son iki dönemini kaybetti olarak bakıyoruz. 5-10 yılını kaybetmiş. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partili dönemin belediye başkanı. Sevgili Halil Pospik yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı değil. Bir taraftan Sayın Hüseyin Uysal'la AK Parti. Bazen baş skandallarla dolu, bazen çok böyle skandallara imza atan, özellikle ilk bir yıl var bir yönetim krizleriyle geçen, son dönemlerde bir iki hizmet yapılmaya çalışıldı ama anlatılamadı belki. Dolayısıyla sevgili belediye başkanımızın da bir başka siyasi partiye, Büyük Birlik Partisi'ne geçerek siyasal mücadelesini devam ettiriyor. İktidar Partisi AK Parti'de adayını değiştirerek yoluna ve mücadelesine devam ediyor. Fakat iktidar partisinin bölgeye bakışı, iktidar partisinin bölgedeki milletvekilleri, iktidar partisinin teşkilat yapısı uzun zamandır aynı. Dolayısıyla biz belediye başkan adayının ismini değiştirmekle sorunları çözdüğünü düşünmüyorum. Sadece gömlek değişmiyor. Biz zihniyetin düşün. Öyle mi? Tabii zihniyetin değişmediğini görüyoruz. Aynen. Beden değişmeyince gömleği değişirsen ne olur diyenlerdensiniz. Tabii özellikle AK Parti'nin il siyasetinin Ereğli ilçesine çok da iyi bakmadığını düşünmekteyim. Tünelin öteki tarafı. Evet, tünelin ötesi berisini kastetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bugün Ereğli iki dönemini kaybetmiştir. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verilmeli dediğimiz zaman evet, Ereğli bir dönem daha kaybetmemesi için Ereğli'nin ekonomik, sosyal, kültürel tüm kayıplarının telafisi için hemen yanı başımızda Karabük Belediyesi'nin başarılarından esinlenmiş. Karabük Belediye Başkanımızı tanıyan ve bölgeyi de aynı başarıları fazlasıyla taşıyabilecek geçmiş iki dönem ilçe başkanlığı yapmış bir birey olarak Ereğli seçmeninin karşısına çıkmış durumdayız. 2002'den önceki Ereğli'miz tüm kazanımlarını maalesef AK Parti'nin 16-17 yıllık iktidarı döneminde bölgemizde Ereğli'de o 2002 öncesindeki tüm kazanımlarını AK Parti iktidarında kaybetmiştir. Nedir bunlar? Hem de çok kısa bir süre içinde. Nedir bunlar? Buyurun. 2006 yılında Erdemir özelleşerek Ereğli'nin kötü gidişatının başlangıcıdır Erdemir'in özelleşmesi. Kesinlikle katılıyorum. Doğru mudur sevgili arkadaşlar? Kesinlikle Arkadaşlar? Katılıyorum. Evet. 2006 yılında Erdemir'in özelleşmesi ile beraber başlayan kötü gidişat özellikle ekonomide saç ticaretinin, saç sektörünün yok olması, yani Ereğli'ye dışarıdan para getiren, Ereğli'ye dışarıdan döviz taşıyan bir sektörün yok olması, yine nakliye sektörünün sorunlar yaşaması, Erdemir'in sosyal tesisleri kullandırmaması, bir futbol stadını bile kullandırmaması, tüm spor branşlarını kapatması, limanı ve çelik servis merkezini özelleştirilmesi, satış müdürlüğü Ataşehir'de biliyorsunuz 2000'in üzerinde personelle çalışması. Dolayısıyla Ereğli'de sadece artık fabrika kalmış. İşleyişi İstanbul'dan, yönetimi Ankara'dan, OYAK merkezine devam eden ama ağır faturaları Ereğli ekonomisine kesilmiş. Bu halka kesilmiş. Tabii bunun neticesinde Ereğli'de göçler, işsizlik, bir takım yani ticari bir sektör kaybolmuş Ereğli'de, saç tüccarlığı dediğimiz. Hatta bir dönem maalesef iktidar intihar girişimlerine bile maalesef vesile olmuş. Müthiş bir kayıptan söz ediyoruz. İkincisi nedir? 2008 yılının sonunda kapanan tersaneler. 11 yıldır çözüm bulamıyoruz. Evet. Ne acı bir şey. 11.700 çalışandan bugün 250-300 çalışana kadar düşmüş. Evet.
Bundan kaynaklı Ereğli müthiş derecede göç vermiş. Birçok gencimiz şehir dışında çalışmaya gitmiş. Yine 2014 yılının sonunda HEMA AŞ'nin biliyorsunuz TTK'ya bağlı rödevans alanı olan Alacaağzı'ndan çekilmesiyle 1000 kadar arkadaşımız işsiz kalmış. Bir kısmı da bunların Manisa Soma'ya gitmiştir. Evet. Ereğli AK Parti öncesindeki tüm kazanımlarının maalesef AK Parti'nin %50'lik muktedir bir iktidar döneminin yöredeki ve bölgedeki Ereğli'deki kötü yönetiminden dolayı kaybetmiştir. Bunun sonucunda 20 bin göç yaşanmıştır. Ereğli belki bugün il olmuş, 200 bin, 250 bin nüfusları aşmış bir il olması gerekirken bugün Ereğli maalesef artık göç veren, tercih edilen değil terk edilen bir kent haline gelmiş. Pekala bunun sorumlusu kimdir diye bir göz önüne getirdiğimiz zaman sadece başımızı iki elimizin arasına alıp iki dakika düşünelim. 2006 yılında Erdemir özelleşirken AK Parti'nin ilçe başkanı kimdi? Erol Bey'di. Bugün o dönemin AK Parti'nin ilçe başkanı, bugün AK Parti'nin belediye başkan adayı. 2006 yılında Erdemir özelleşirken, özelleştirilirken dönemin belediye başkanı kimdi? Dönemin belediye başkanı sevgili Halil Pospik, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Pekala 2008 yılında tersaneler kapanma noktasına gelirken dönemin iktidar partisi ilçe başkanı kim? Dönemin Ereğli belediye başkanı kim? Aynı isimler gene. Aynı isimler. Pekala 2014 yılının sonunda HEMA Kandilli Alacaağzı'ndan çekilirken TTK 1700-1800 çalışanından bugün 700-800'e düşerken ve HEMA kapanıp 1000 arkadaşımız işsiz kalıp bir kısmı Manisa Soma'ya göç etmişken dönemin belediye başkanı kim? Dönemin iktidar partisi kim? İşte bunun için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeli Ereğli seçmeni. Ereğli'nin tüm kötü gidişatının altında yerelde maalesef Halil Pospik'in imzası, AK Parti ilçe teşkilatında da maalesef Sayın Erol Şahin'in imzası var. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kötü gidişatta hiçbir payı yok. İşte bundan dolayı dönemin ilçe başkanı ve belediye başkanı bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin adayları olduğuna göre halkımız bu iki adayı dinlendirmeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni adayı Talha Çeker'i değerlendirmeli ve az önce bahsetmiş olduğumuz o kadromuzu belediye meclis üyeliğindeki yeterliliğimizi ve farkındalığımızı görerek bu sefer mutlaka tünelden önce son çıkış. Kaybedecek bir dönemimiz daha yok. Sizi dinlerken dolayısıyla vakit MHP vaktidir.